Yayınıma hoş geldiniz. Azerbaycan artık canıma tak etti dedi. Azerbaycan artık yeter dedi. Azerbaycan artık sınırlarıma bu kadar saldırı son bulacak dedi. Yumruğu gösterdi ve ateş açmaya başladı. Nefes aldırmayacak kadar güçlü ve etkin atışlar gerçekleştirdik. Sınır hattı boyunca yapılan bu atışlar bir tampon bölge oluşturarak artık Azerbaycan bölgesine, Kelbecer, Laçin başta olmak üzere bu topraklara yapılacak taciz ve hücum saldırılarını önlemek için bir tampon bölgeyi aklara getirdi. Evet, Türkiye, özellikle desteklediği Azerbaycan ordusu belli silah sistemleriyle aralıksız ateş açtı. Ermeni hatlarından yangınlar çıktı. Ermeni köylerinin çevresindeki ormanlardan yangınlar çıktı. Ayrıca Ermenilerin askeri üslerinde de büyük tahribat ve kayıplar var. Elde edilen bilgilere göre 250 civarı Ermeni askerin etkisiz hale getirildiği konuşuluyor. Aliyev artık yeter dedi. Biz sabrettik. Normalleştirme dediler. Evet, şu anda Azerbaycan'ın sözcüsü de şu açıklamayı yaptı. Hiçbir sivil hedefe ateşi açmadık. Ermenistan yalan söylüyor. İşte Azerbaycan ordusunun yaptığı hücumlar tabii ki Ermeni hatlarında paniğe neden oldu. Ama Azerbaycan ordusu ne olursa olsun yolundan vazgeçmeyeceğini belirtti. Ama Ermeniler belli bölgeleri boşaltmaya başladılar. Belli köyleri boşaltmaya başladılar. Aman acımayın, çünkü bu insanlar ellerinden geldiği kadar her türlü oradan bu lojistiği sağlattılar. Azerbaycan askerleri şimdi ne diyorlar? Başaracağız. Cephe hattından sesleniyoruz. Dualarınızı esirgemeyin diyorlar. Tekbir getiriyorlar. İşte bu askerler vatanları için, milletleri için kendi canlarını feda eden yiğitler. Onların hakkını ödeyemeyiz. Tabii ki Karabağ Savaşı'nda bu cengaverlere teşekkür ediyoruz. S-300 sistemleri. Evet, S-300 sistemleri çok önemli. S-300 sistemleri çok kritik. Evet, bu sistemler önemli. Ve bu sistemlerden iki tanesini Azerbaycan ordusu yok etti gece. İşte böyle olunca Ermenilerin morali bozuldu. Çünkü bu ne demek? Hava unsurlarımızla çok daha rahat operasyon demek. Bu ne demek? Çok daha hızlı operasyon demek. Aralıksız onların cephelerini vurmaya başladık. Aralıksız vurmaya başladık. Bu aralıksız devam eden hususlar çok önemli. Evet, gördüğünüz gibi şu anda yoğun bir şekilde ateş gücünün olduğunu görüyorsunuz. Ve bu ateş gücüyle gerçekten Ermeni hatlarında büyük bir tahribat var. S-300 sistemi çok önemli. S-300 özellikle bu sistemleri yok ettikten sonra SİHA'larımız hatlara girdiler ve Ermeni hatlarını kevgire çevirdiler. Özellikle TR-300 sistemlerimiz, evet TR-300 sistemlerimiz, TRG-300 bir nevi Amerika Birleşik Devletleri'nin HIMARS füzelerinin yerine geçen bu füzeleri kullandık. Sakarya çoklu roket atar sistemlerini kullandık. Yani topçu özellikle obüslerimizden faydalandık. Ama tabii ki şehitler meydana geldi. Savaş bu. Şehitlerimizin ruhuna el-Fatiha. Onlar isimlerini göğe yazdırdılar. Onlar isimlerini şeref, evet şeref yazısıyla yazdılar. Ve hepimizin gönlünde taht kurdular. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sayın Bayramov hala Ermeni hatlarından ateşin devam ettiğini belirterek ilerlemenin, yani kontrol edecek bölgenin sadece savunma amaçlı olduğunu söyledi. Azerbaycan ordusunun özellikle kritik bölgeleri alarak Azerbaycan topraklarına gelişigüzel saldırıları engelleme isteği var. Ermeniler bir anda feryat kopardı. 112. Askeri Üs, yani Ermenistan'ı korumakla mükellef olan Rus üssünde ışıklar bile yanmıyor. Özellikle oradaki bu durum tabii ki bazılarını şaşırttı. Niye söylemek istiyorum? Özellikle Ruslar orada hep onları korumak için olduklarını söylüyorlardı. Ama Ruslar kendi canlarını derdindeler. Ukrayna'da çok zor durumdalar. Donbas cephesinde çöküyorlar. Kuzeyde çöktüler. Güneyde de tedirginler. Kırım bile ellerinden gidecek. İşte böyle bir zamanda yakaladık Rusya'yı. Evet, böyle bir zamanda yakaladık Rusya'yı. Ve özellikle Kelbecer-Laçin hattında ve Zot hattında yapılan saldırılar tabii ki
bizlerin de sabrını taşırdı. Özellikle bu tampon bölge, Gorus ve özellikle bu yapılan saldırılarda İstina ve Zot bölgelerine yoğun bir şekilde taarruz yaptık. Yani biz topraklarımıza saldıranların artık mevzilerini ve sığınaklarını ne yaptık? Ateş altına aldık. Türkiye'den elde edilen füze sistemlerinin ne kadar etkili olduğu görüldü. Şanlı Azerbaycan ordusu çok güçlü. Evet, Bayraktar TB2'ler hemen havalandılar ve Ermenistan'ın kritik askeri tesislerine giden bazı araçları yok ettiler. İşte Azerbaycan ordusu ne kadar etkili ve güçlü bir şekilde artık dijital askeri teknolojiyi uyguluyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında normalleştirme görüşmeler olurken bu saldırılar neden oluyor. Bu saldırıları bizzat Rusya yaptırıyor. Size demiştim, Putin burada bir saldırı planı var ve bu saldırıyı yaptıracak. Yaptırdı da. Ama bu saldırıdan sonra umulmadık cevap aldılar. Bu saldırıdan sonra çok sert cevap aldılar. Gerçekten etkili bir cevap oldu. Olması gereken bir cevap oldu. Böylelikle her şey çok daha etkili oldu. Ve daha da tabii ki anlamlı oldu değerli izleyenler. Evet, şu andaki durumlara baktığımızda Paşinyan büyük bir panik içerisinde. Paşinyan'ın paniği yüzünden okunuyor. Paşinyan büyük bir korku içerisinde. Yani bu adımlar çok önemli. Özellikle ve bu açıdan baktığımızda da Paşinyan Macron'a özellikle yalvardı. Putin'i aradı. Putin yine telefonda bekletti. Çünkü Paşinyan'ı da istemiyor. Ben şu anda oralarla ilgilenecek durumda değilim diyor Putin. Çünkü Ukrayna'da façası çizildi. Paşinyan ise ordu içerisindeki Rus kliklerine hakim olamadığı için savaş çıkınca mecburen o devletin başı, yani kendisi bir nevi yardım dileniyor. Fransa'da devlet olarak bir refleks yok. Sadece bazı vekiller meclise oraya asker gönderelim, polis gücü gönderelim gibi hayali bir tabii ki durum içerisindeler. Özellikle bunlar ve değerlendirdiğimiz konular çok mühim. İşte Aliyev komando birlikleriyle orada meydan okumuştu. Bize saldırmayın. İkide bir bize saldırıp durmayın. Karşılığını çok çetin alırsınız diye. Ne kadar haklı çıktı görüyorsunuz. Ne kadar haklı çıktı. Bunun sonucunda da tabii ki neler gördük neler. Evet, Aliyev özellikle belirtmek istediğim husus şu. Aliyev Ermenilere çoğu kez uyarı yaptım. Ama demir yumruğumu görecektiniz, gördünüz. Özellikle Ermenilerin en çok kaybı bir askeri üsten aldığı, çoklu roketler sistemlerinin o bölgelerde büyük bir tahribata neden olduğu söyleniyor. Birçok tanklarını, zırhlı araçlarını, personel taşıyıcılarını kaybettiler. 300'e yakın askerlerini kaybettiler. Evet, Azerbaycan ordusu zafere gidiyor. Çatışmalar devam ediyor. Ermenistan kaybetmeye mahkum. Çünkü başka şansı yok. Avrupa'nın enerjiye ihtiyacı var. Kusura bakmasınlar. Azerbaycan'a kimse ama kimse şu anda laf edemez. Azerbaycan konjonktürel, Türkiye gibi müttefiki olan Rusya'nın en zor olduğu durumda alabileceği kadar toprak istiyor. Neden Zengezur olmasın, değil mi? Bir dahaki yayında evet bu savaşla ilgili konulara değineceğim. Görüşmek üzere.